etti. Gözümü kapatır kapatmaz iki tane karşılıklı duran ayna gördüm. Dev aynalar. Ortasında da bir kum saati gördüm. Kum saatinin kumları yukarıdaydı. Sonra yavaş yavaş aşağıya indi. Ben de kum saatinin içerisine girme isteği doğdu. Merak etti. İçerisine girdiğim zaman o kumlar yavaş yavaş aşağıya aktı. Ve puzzle gibi, Türkiye haritası gibi puzzle gibi hocam o kumlar yerine yerleşti. Sonra ne anlatmak istiyor dediğim zaman hani bu dünya, bu alemi anlatıyordu. Şu anda yaşadığım alem, işte dağlar, taşlar, okyanuslar, insanlar, hayvanlar, böcekler oradaydı. Sonra o alemden çıktım. Çıktığım zaman şunu fark ettim. O kum saati döner bir kum saatiydi. Tekrar döndüğü zaman bu sefer olduğu alem değişecek ve nura dönüşecekti. Sonra aynalara baktım. Bir tane dev aynada bu dünyanın içerisindeki olan her şey kayıt altında. Yani o kayıt altında demeyelim. Bu dünyadaki her şey var. Aynada göründü. Kamera görüntüsü gibi hocam. Oradan her şeyi görüyorum. Ama diğer aynaya baktığım zaman orayı tamamen nur görüyorum. Yani tamam. Bir görüntü göremedim. Evet. Bütün evde bunlardı hocam. Tamam. Lütfen gözünüzü açınız. Sayın hocam, sizin kanallarınız sırasında siz bizi duymuyorken biz şunu söyledik. Yüce Allah evreni ne için yarattı? Varlıkları ne için yarattı? Niçin? Ve siz de söylediniz ki Yüce Allah görünür olmak için, bilinir olmak için, Yüce Allah bilinmek için yarattı. İşte o ayna nurdu, öbür tarafta dünya ve insanlar ve yıldızlar uzaydardı. Yıldızlar ve uzaydı. Nurun aynısı işte aynada, öbür de aynada. Peki kum saatinin üst kısmında ne vardı? Kum vardı. Aşağıya döküldüğünde dünya, uzay ve canlıları dönüştü. Onu ters çevirdiğinizde dünya ve uzay ve canlılar tekrar kuma dönüştü. Yani aynanın bir tarafında nur, öbür tarafında evren. İşte Allah görünür ve bilinir olmak için evreni yarattı. Aynısını kum saatinde düşündüğümüzde kum dünyaya ve evrene dönüşüyor. Ters çevirdiğimizde evren ve dünya kuma dönüşüyor. Yani ilk haline. İşte Yüce Allah evreni görünür olmak için, bilinir olmak için yarattı.